Geçen seneye nazaran piyasası daha düşük olmasına rağmen mallarımızı satıyoruz. Koronavirüs halkı bütün etkilediği gibi bizleri de malum etkiledi. Ama Allah'tan da umudumuzu kesmedik. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Mallarımızı da satacağımızı umuyoruz. Kurban Bayramı'na sadece saatler kaldı. Arefe gününün bereketi kurbanlık satış noktalarına da yansıdı ama son gün hareketliliği geçen yılları arattı. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatı her alanda etkiledi. Vaka sayılarının yüksek olduğu Konya'da kurban pazarlarında da sakinlik yaşandı. Bu virüsten dolayı biraz etkilendi. Halk gelmiyor. Malımız da satılmıyor. Tekleme satış var. Vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını tanıdık yerlerden veya köylerden alırken pazara gelenlerin büyük kısmı ise fiyat öğrenmekle yetiniyor. Hayvanın alınışın yüksek olması, yemlerin yüksek olması, samanların yüksek olmasına rağmen geçen seneye göre satışlar daha düşük. Allah yardım etsin insanlara, öyle diyelim, başka ne diyelim. Peki virüsten dolayı etki var mı? Tabii virüsten dolayı gelmeyen, karabalık ortama girmeyen, karabalık ortamda kurban kesmeyen insanlar olduğu için bunda çok büyük bir etkisi vardır yani. Koyun, keçi, boğa, pazarlarda kurbanlık çoktu. Alıcılar için onca çeşit arasından seçim yapmak zordu. Kurbanlığını beğenen sıkı pazarlığa tutuştu. Pazarlıklar sırasında salgın hastalık tehlikesi unutulmadı. Ben bu işi bitiririm. 7.75, 7.150, 7.750. Hadi ben de ver. 7.750, hayır olsun. Fiyatların düşmesini bekleyenler için hemen hatırlatalım. Kurban satışları bayramın 3. gününe kadar devam edecek. Thank you.